Evet, bu kadar ay aradan sonra tekrar geldiler. Çünkü hiç kimse onlara sahip çıkmadığı gibi herkes onlardan yüz çevirdi. Havva, Nur ve Murat tabii ki üzgünler. Bunları yaşamamalıydılar. Ortada bir çocuk var, çocuk neredeyse bir yaşında olacak. İçlerini döktüler burada iki gün üst üste. Önce Havva, Nur içini döktü. Sonra Murat'la birlikte içlerini döktüler. Dükkanda kaldık dediler. Murat dedi ki, yavruma mama alamadım, süt alamadım. En çok da bana o dokundu dedi. Murat'ın babası Kemal Bey'den mesaj var. Kemal Bey hasta yatağından geçmiş olsun dileklerimizle önce. Kemal Bey, buradaki herkes geçmiş olsun dileklerini iletiyor sana. Allah şifa versin, tez zamanda inşallah ayaklanırsın. Kemal Bey, Havva, Nur ve Murat'a diyor ki, ben bunlar kadar saygısız, sevgisiz insanlar görmedim. Yemedim, yedirdim, yazıklar olsun. Cevap verin buna. Yani bunlar saygısız, sevgisiz, nankör, yedirdiğimi, içirdiğimi bile inkar edecek kapasitede iki insan diyor. İkinize birden söylüyor. Sevgisiz olan ortada. Küçücük onlar mı çocuğa, sevgi? Küçücük çocuğu da bir kere ocağın altında sevmemiştir annesi. Murat? Ben bunlar zorla veriyordu da öyle seviyordu. Bu lafa söyleyecek bir şeyin var mı Murat? Baban diyor ki, ne kadar saygısız, sevgisiz. Yemedim, yedirdim dediği şöyle bir şey. Ben o evde kaldıysam ben yeri geldi gittim marketime. Kendim çıktım. Az buçuk gelirimiz oluyordu bir yerden. Gidiyordum ben markete, alacaklarımı falan alıyordum. Bazen kendimizin yiyeceğiz. Evde bir gün ekmek yok. Ekmek yoktu. Evet. Sabaha kadar biz hiçbir şey yemedik mesela. Annem gelin evinde bu bak, babam gelin evinde. Annem gel de yoktu, babam gel de yoktu. Gelmediler o gün. Dedim, evde ekmek yokmuş, neden söylemediniz? Bilmiyorduk dedi. Bizim de o gün akşam gecenin 12 miydi, 1 miydi? Yani o anda ekmeği nereden bulayım? Hani gece 12 1'de yani Karaman gibi bir yerde de gece 12 bir ekmeği bulursan en fazla gece 3-4 gibi bulursun. Onda da fırında çıkarsa bulursun. Hani başka türlü bulma şansımız yok. Yani yemedim yedirdim demesi biraz... Ne ekmek vardı da sizden mi sakladılar? Yani tuhafıma gitti yani. Ya da onlar yiyordu da siz mi? Siz de mi davet ettiniz? Biz doğru düzgün o evde yemek bile yemedik. Biz doğru düzgün orada yemek bile ne yemedik ki? Niye o zaman evde yediysek ekmek? Yediysek birlikte yedik niye yani alıyorduk. Niye yok diye laf ediyorsun madem orada yemek yemiyorsunuz? Yani alıyorduk, birlikte yiyorduk. Yani benim markete çıktığımı hiç mi görmemiş? Veyahut da eve bir şey alıp geldiğimi hiç mi görmemiş? Sen çalışmamışsın ki markete gidesin? 3 gün çalışmışsın Murat. Karın göndermemiş seni çalışmaya. Ya, tamam çalışmadım ama yani geliyordu. Az buçuk gelirimiz oluyordu yani. Ben çünkü... Ya, bunların böyle yapacağını bildiğim için kalmadım zaten ben o evde. Başıma kakacaklarını bildiğim için kalmadım. Bir ay kaldın ama. Bir ay mı kaldınız? Ne kadar kaldınız? İki ay mı? 1,5-2 ay. Hemen hemen iki ay kaldık. İki ay az mı canım insanların yanında? İki ay kaldık. Baban devam etmiş. Kemal Bey diyor ki bundan sonra ikisiyle de hiç işim olmaz. Bu zamana kadar olmadı ki zaten. Şimdi nasıl olsun. Olmadı ya? Siz gerçekten nankörsüz be. Nasıl olmadı be? Buraya çıkmadan önce kimse yoktu ki arkasında. İnanmamışlar. İki sene önce kimse yoktu arkasında. Ama sizin bir adım yol alamama sebebiniz hala geçmişte yaşamanız ya. Adamcağız buraya geldi, annen de geldiğinde ikisi de söylediler. Dediler ki evet doğru bir hamle yapmadık Havva Nur'u isteme konusunda güvenmedik.